Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir haftada tekrar sizlerin huzurunuzdayım. Dilip şişti. Geçen hafta maalesef programımız yoktu. Ben sizleri kendi adıma çok özledim. Umarım siz de özlemişsinizdir. Bu hafta genç bir kalemi ağırlıyoruz. Benim çok sevdiğim ve saydığım Yusuf Samet Çakır, Mürekkep Kokan Eller Derneği Başkanı ve Çiçeği Burnunda bir yazar. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizi sormalı. Hamdolsun. Ben de çok mutluyum. Çok sevdiğim bir yerdeyim. Çok sevdiğim bir insanla. Çok güzel bir muhabbetin beşiğindeyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Rica sağ olun. Bizler sizi tanıyoruz Yusuf Bey diyeyim. Evet. Seyircilerimizi daha iyi tanıması açısından hafif hafif bizi bilgilendirirseniz. Tabii ki. Genellikle yeni neslin iyilik öncülerinden diye adlandırıyorum ben. Yanlış mıyım? Bence çok güzel, naif, çok güzel bir üslupla bizi onurlandıran, aynı zamanda da cesaretlendiren ve destekleyen bir tabir bulmuşsunuz. Ben çok beğendim. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben neden bu adı verdim? Evet, ben de tam onu soracaktım. Yusuf'tan bunu deneyelim mi? Ben size bunu soracaktım aslında. Siz neden bu ismi verdiniz? Bundan önce ben biraz kendimden bahsedeyim müsaadenizle. Ondan sonra da buraya geçmiş oluruz. Sizin de telaffuz ettiğiniz gibi Mürekkep Kokan Eller Derneği Başkanıyız. 2014 yılından beri bu görevi icra ediyoruz. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü üzerine yüksek lisans yaptım. Kamu Yönetimi ve İşletme bölümleri mezunuyum. 29 yaşındayım. 10 Nisan'da 29 yaşıma gireceğim. Gümüşhaneliyim. Sizlere de selamını getirdiğim Halid bin Zeyd Ebu Eyübel El Ensari Hazretlerinin diyarında Eyüp Sultan'da ikamet ediyorum. Orada yaşıyorum. Selam. Bir Eyüp Sultanlıyım. Aleykümselam. Gelelim sizin nacizane ifadenize. Bizler İyilik öncüsü olmaya çalışıyorken aslında insanların dertlerine, yaralarına, onlarla birlikte hallenip, onlarla birlikte aynı derdi çekmeye çalışıyoruz aslında. Ve dönemimiz itibariyle de sivil toplum anlayışında gençlerin aktif rol alabilmesi için, onlara örnek olmak için ve onları da bu sürece dahil edebilmek için sizin de bildiğiniz üzere 2014'ten beri çeşitli alanlarda, çeşitli bir şekilde çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ben sizin nazik yüreğinizin ve güzel vicdanınızın bir eseri olduğuna inanıyorum bu terimin. Ben de şunu söyleyeyim. Evet. Ben hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmam. Evet. Zaten tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk vardır. Bu ismin de size tesadüfen verildiğini düşünmüyorum. Muhakkak bir hak edişlik söz konusu. Şöyle sorayım ben o zaman. Günümüzde gençlerin çok değişik yerlerde gençlik tüketme çabaları olduğu bir dönem yaşıyoruz açıkçası. Hani çılgınlığın has safhada olduğu, ölçüsünün olmadığı. Böyle bir zamanda genç arkadaşlarımızla, yani tek başınıza değilsiniz tabii, tabii ki de. Sizin gibi pırıl pırıl genç arkadaşlarımız var. Ben nacizane gördüm. Gıyaben tanısam da. Evet. Yusuf, Samet Çakır ve arkadaşları, herkesin gençliğini tüketme döneminde, eğlencenin tavan yaptığı dönemlerde neden iyiliklerle uğraşıyor? Nereden çıktı bu fikir? Nasıl bir araya geldik? Biz de 2014 yılında Eyüp Sultan'da çok güzel bir konferansa katıldık. Bu konferansımızda buradan da kendilerine selam göndermiş olalım. Mehmet Nuri Yardım hocamızın Türk Dili Edebiyatı Derneği'nde bir söyleşisine, bir konferansına dahil olmuştuk. Oraya davet edilmiştik. Kendileriyle orada tanıştık, hasbihal ettik. Bizim bir fikrimiz vardı. Bir proje yapmak istiyorduk. Edebiyat alanında kitap okuma alışkanlığı ile ilgili ve onun dışında da bir uyuşturucu, bir bağımlılık projemiz vardı. Ki dönem itibariyle de zaten sizler de iyi bilirsiniz. 2014 yılı bonsai'nin Türkiye'de had safhada olduğu ve yayıldığı yıldır. Biz de bonsai ile ilgili ya işte ne yapabiliriz? Türk gençlerini bu illetten nasıl kurtarabiliriz? Bu gençlere nasıl yardımcı olabiliriz? Şuuruyla, fıtratıyla hareket etmek istiyorken
10 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Bu grubumuzda demin bahsettiğim gibi hocamızın konferansına katıldık. Orada kendisinden yardım ve bize destekte bulunmasını rica ettik. İstişare yaptık, fikir mütalası yaptık. Ve onun bize yol göstericiliğiyle, bizim de onlardan edindiğimiz tecrübe ve fikirle bir araya geldik. Bizi teşviklemesi, desteklemesi, bizim önümüzü açması bize en büyük yararlardan, en büyük desteklerden bir tanesi oldu. Biz bunu istiyorduk vicdanen. Hani Necip Fazıl'ın bir sözü var ya, gençlik deyince sağına soluna bakmadan ben buradayım, ben geliyorum diyen gençlik. Biz zaten hep bu vizyonda ve bu fikirde bir araya gelmeye çalışıyorduk arkadaşlarımızla. Bir şeyler yapmak istiyorduk ama gücümüz yoktu. Birinin bize bir el uzatması gerekiyordu, yol göstermesi gerekiyordu. Yolumuz karanlıktı, bir ışık, bir fener, böyle bir ihtiyacımız vardı. Hani ne yapacağımızı bilmiyorduk, fikirlerimiz vardı ama puzzle'ı tutturamıyorduk. Bunu istiyorduk, vicdanen istiyorduk. Çünkü arkadaşlarımızın çoğu olmadık, işte onlara yakıştıramadığımız bazı illetlere gitti. Benim çok arkadaşım, ben İstanbul Dolapdere'de yetiştim. 18 sene Dolapdere'de oturdum. Sonra Eyüp Sultan'a taşındım. Benim çoğu arkadaşlarımın hepsi bu illetin kurbanı olmuş insanlar. Ben yakın çevrede gördüğünüzden dolayı tabii ki, yani. Benim uyuşturucuyla, bonzai ile ilgili çok eskiden böyle düşüncelerim var. Hani bu illeti, bu insanları kurtarmaya dair. Ki bonzai de çıktığında çok büyük süsse yapmıştı. Evet. Çok gencimiz. Çok tehlikeli sonuçta. Evet, çok gencimiz netice itibariyle yani ambiyan itibariyle çok özür dilerim telef oldu. Evet. Bu uğurda. Biz lise de bunun, çağında olması çok etkili oldu değil mi? Evet, bunun vicdanıyla, bu vicdanı sorumlulukla artık bir şeyler yapmamız gerektiğine inandık. Yapmamız gerekiyordu. Ve hamdolsun üniversitelerde, liselerde uyuşmayan beyinler, sağlıklı nesiller projemizle bu gençlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Bu gençlerimize bu illetten kurtarmaya çalıştık. Bunu yapıyorken de dediğim gibi bize bu cesareti veren hem edebiyatta hem de diğer projelerimizde hep bizi danışmanlık ve abilik, hocalık yapan Mehmet Nuri Yardım hocamız ve onun arkadaşları, buradan onlara da selam olsun, onun yol göstericiliğinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizim niyetimiz vardı. Niyetimize vesile olan hocamız oldu. Buradan Türk kendisine çok çok sevgi ve selamlarını evet. yolluyorum. Cuma günü toplantımız var kendisiyle. O zaman çok özel bir selamla ben yalnız Mehmet Nuri Hocam değildir değil mi? Bu çabalar karşısında size destek veren... Ya biz şöyle bir şey söylemeye, ben açıkça şöyle bir şey söylemeye çalışıyorum. Ben buradan ne kendime ne de arkadaşlarıma yani halisane bir şekilde biz hareket ediyoruz. Yani bir beklenti olmadan, bir işte ne derler onun adına, bir karşılık beklemeden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Mehmet Nuri Yardım hocamızın bize desteği oldu, diğer arkadaşlarımızın desteği oldu. İsmini burada sayamayacağım, çok büyüklerimizin bize desteği oldu. Tabii ki de önemli olan fikirdi. Bizim bir projemiz vardı. Fikri hayat kat, hayata fikir kat ki hayata rahat bak. Yani bilmece gibi. Evet. Evet. Bir an toparlanmadım. Güzel bir şekilde yani bizi fikirler üreten gençleri bir araya toplamamızın sebebi de buydu. Hı. Ya gelin bize bir proje getirin, bir fikir getirin. Biz bunu hayata geçirelim. O konuya gelelim. Evet. Mürekkep kokan eller çok entelektüel vaatlerde bulunuyor. Yani ismi bile insana evet. Birçok şeyi çağrıştırıyor. Onunla beraber gelen hani kokuyla yayılır ya. Ne zaman kuruldu Mürekkep kokan eller 30... ve ne amaçla kuruldu? Ne amaçla kuruldu, ne zaman kuruldu? 1071 yılında 26 Ağustos'ta biliyorsunuz ki Türkler Anadolu'nun kapılarını sonsuza kadar bu millete açtılar. Evet. Ve kılıç hakkıyla beraber 30 Ağustos ki 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'dır aynı zamanda bir önemi daha vardır. 1071 yılında artık tam manasıyla Malazgirt Meydan Muharebesi bitti. Ve sonuçlarını demin söylediğim gibi bu Anadolu'nun kapıları sonsuza kadar bize açılmış oldu ve burası bir Türk yurdudur. Türkler artık Anadolu'dan dışarıya çıkamayacaktır. Mantığıyla bir sonuç ortaya çıktı. Biz de arkadaşlarımızla dedik ki Sultan Alparslan nasıl ki kılıçla böyle bir zafer
böyle bir sonuç ortaya çıkabilirse biz de kalem, kılıçtan daha keskin olan kalemle, kılıçtan daha keskin olan fikirle bir araya gelelim ve bu kutsal tarihte 30 Ağustos 2014'te kuruluşumuzu vererek kalemle bu millete hizmet edelim. Fikirle bu millete hizmet edelim. Bizim kuruluş amacımız nedir? Bizim kuruluş amacımız toplum sorunlarına çözüm üreten bir fikir atölyesi olmaktır. Biliyorsunuz ki toplumumuz çeşitli sorunlarla hep muhatap olmak zorunda kalıyor. Hem dış kuvvetlerin, hem içerideki mihrapların ve toplumun yararlarının tükendiği noktada başlayan sıkıntıların oluşması nedeniyle hep bir sorun var. İşte 2014'te bonsai sorunu. 2015'te Türkiye İstatistik Kurulu'nun açıklamış olduğu kitap okuma sorunu. 2016 yılında engelli kardeşlerimizin farkındalık amaçlı muhatap olduğumuz sorunlar. Hep bunları biz gündeme getirmeye çalıştık. Ki 2017 yılında da ekran bağımlılığı. Türkiye'de günde 8 saat akıllı telefonlara vakit ayrılıyor. Düşünsenize devlet memuru gibisiniz. Günde 8 saat, 8-5. Evet. 8 saat buna zaman gönüllü ayırıyorsunuz. Mahkemiyet. Yani gönüllü hizmet. Bu maalesef acı bir gerçek. Bizim amacımız toplum sorunlarına çözüm üreten ve insanları bilinçlendiren bir kurum olmaktı. Elhamdülillah biz 2014'ten bu yana birçok program, birçok projeyi hayata geçirdik. 2014'te uyuşturucu insanlara anlattık ve üniversitelerde, liselerde o projede sonuçlar şöyle oldu. Bizim hedefimiz, biz yerel bazlı bir çalışma yaptık. Bu yerel bazlı yaptığımız çalışmada da hedeflediğimiz gençleri bonsai'den kurtarma noktasında biz Amatem'e gençleri tedavi amaçlı bir fon oluşturarak gönderdik. Projemiz nasıldı? Şu şekilde fon oluşturduk. Projemiz şuydu. Liselerde, üniversitelerde biz bağımlılık söyleşileri, konferansları verdik. Bu konferanslarla birlikte bir kompozisyon yarışması yapıldı ve bu kompozisyon yarışması neticesinde yapılan yarışmanın birincilerini bir dergi haline getirdik, bir yayın haline getirdik bunları. Bu yayınlar satılarak bir fon oluşturuldu ve burada da arkadaşlarımızın tedavisi amaçlı bir gelir elde etmiş olduk. Bu gelirle de 10 tane arkadaşımızı tedavi ettirdik. Yani böyle bir başarımız var. Hazıra konma yok yani. Yok, burada yani emek var, üret ve üretim de nasıl oldu? Ortada hiçbir şey yok. Genç arkadaşlarımız arkadaşlarını kurtardılar. Yazılarıyla, bilinçlendirerek. Böyle bir projemiz oldu. Bu da bize sosyal başarı ödülü getirdi. 2015'te 38 tane ikrar kitap yüzden okuma sizden. Kitap okuma alışkanlığı yönelik programlar yaptık. Öyle bir proje vardı değil mi? Bayağı evet. Sayısı yüksekti. Yüksekti ve sonradan rol model olan bir proje oldu diğer derneklere de. Farklı kurumların da yaptığı bir proje oldu. Bu değişik bir projeydi. Yazara kendi kitabını okutturduğumuz ve anında mütalaasını, istişaresini yaptığımız bir projeydi. Kitap okuma noktasında biliyorsunuz insanlarımız biraz daha çekimsel ve karamsar bu noktada. Biz yazarı davet ediyoruz, yazarın ağzından kendi kitabını okutturuyoruz. Bu da değişik bir bakış açısı oldu, değişik bir algoritma oldu. Bu şekilde de hoşgörüyle karşılandı halkımız tarafından. Ve güzel oldu. En son bu projeyi Aversa Maratonu'nda, işte bugünkü ismiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, o günkü ismiyle Boğaziçi Köprüsü'nde binlerce kitap dağıttık. Asya ve Avrupa'nın tam ortasında kitap okuma halkaları kurduk. Bu şekilde bu projeyi de tamamlamış olduk. Yani kitap okuma alışkanlığına farkındalık amaçlı. Ben Türkiye İstatistik Kurulu Başkanı'na e-mail attım. Ya dedim ki biz 2015'te bu kadar program yaptık, bu kadar kitap dağıttık. Hani bunun neticesi nedir artık yani? Oran kaç oldu? Net oran alabilir miyiz diye. O da daha 2015 sonuçlarını açıklamadı. Bekliyoruz onu da. Araştırıyoruz. Bakalım kaç oldu? Kaç %1'den kaça çıktık? 2014'te %1'dik. Şu anki oranımız kaç merak ediyoruz. Tabii çeşitli sivil toplum kuruluşları da bununla ilgili çalışma yapıyorlar. Projeleriniz böyle küçümsenecek. Estağfurullah. Gibi değil yani. Büyük hedefler koyuyorsunuz. Tabii ki. Bunu başarmak için de kendi yolunuzu, taşlarını kendiniz yapıyorsunuz değil mi? Kendimiz hiçbir destek almadan, sadece fikir desteği ve samimi manevi destek alarak ayakta duran bir kurumuz. Sizde ilk yaptığımız programda geçen sene
Mürekkep Kokan 33 El projesini konuşmuştuk. O ağırlıklı evet. programdı. Hatta tesadüflerden bahsetmişken biz de size bir nevi bir şeyler anlatmıştık. Siz demiştiniz ki bunlar tesadüf olamaz diye. Biz de evet tesadüf değil, bilerek yaptığımız kaydeler demiştik. İşte 12 yazarın tersi 21 yazarla buluşup 33 sonucunun çıkması. Evet. Bunun gibi 33 el projemizden ondan da bahsetmek istiyorum. Evet o projemiz hala yürürlükte devam ediyor. 33 tane yazarın bir eve geldiği bir eser çıkarttı. Artık kitap okuma programlarının sonrasında ya dedik ki biz bu kadar program yaptık. Bu kadar yazarla muhatap olduk. Bu kadar yazarı tanıdık. Bunları da bir araya getirelim. Artık biz de bir kitap çıkartalım dernek olarak. Bir de böyle bir algı oluşturalım. Bir de böyle bir farkındalık yaratalım kitap okuma kampanyasıyla ilgili. Şu an hala yürürlükte devam ediyor. Kitap satışlarımız devam ediyor. Hala hazırda. Bu projenin ikincisi, üçüncüsü de olacak. 66 ve 99 olmak üzere. İleriki yıllardan. İleriki yılların 2017'de 66'yı düşünüyoruz. Sorunları bugün sorunları olarak değerlendiriyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Hani biz 2014 2014'de bir sorunu ele aldığımızda yıl bittiğinde o sorunu bitirmiş olarak kabul etmiyoruz. 2015'te yeni konuyla birlikte diğer konuyla devam ettiriyoruz aslında. 2014'te dedim ya uyuşturucu konusunu ele aldık diye. 2015'te kitap okumayı yapıyorken 2014'te de devam ettirmeye çalışıyoruz biz aslında. Uyuşturucu projelerini de devam ettirmeye çalışıyoruz. O zaman gelecekteki de projeleriniz ne sorusu biraz anlamsız geliyor şu ana. Çünkü bugün bu proje devam ediyor. Önümüzdeki sene sorun ne her neyse. Neyse onunla birlikte o da devam ediyor. Evet. Ama bu seneki de bitecek bir dahaki seneye. Evet, çünkü evet. Yani şöyle bir şey oluyor. Kesin. %100'lük bir pasta var. Bu %100'lük pastanın her zaman, örnek vereyim, kaçıncı yılımız? 2014, 15, 16, 17, 3. yılımız. %70'i o yılın sorununa ait. Geri kalan %10'luk dilimler geçen seneden gelen projelerin devamı. %10 küçük. Evet. Tebrik ediyorum. Her proje, her program kendi adıyla müsemma. Evet. Mürekkep Kokan Eller'in bir hikayesi var mı? Bir hikayesi var. Az önce Mürekkep bahsettiğiniz Kokan şey Eller'in hikayesinden ziyade şöyle bir hikayesi var Mürekkep Kokan Eller'in. Bizim ilk başta seçtiğimiz daha farklıydı. Daha farklı bir isim almıştık. Kalem Tutan Eller de ismimiz. İlk kurulma niyetimiz olduğunda o zamanki işte platformun adını biz Kalem Tutan Eller olarak adlandırmıştık. Sonradan baktık ki bu isim bir Ulusal Banka tarafından bir projede kullanılmış. Biz de dedik ki ya kullanılmayan bir şey olsun. Bize anlatan bir şey olsun. Evet biraz klasik geliyor. Evet. Falan. Dedik ki ne yapalım? İşte 10 kişilik arkadaşımızın içinde kendi içimizde bir yarışma tertipledik. Dedik ki herkes bir isim bulsun. Herkes bir hikaye yazsın. Bir ismimiz olsun, bir hikayemiz olsun. Bu şekilde de heyetimiz karar versin. En çok oyu olan isim ve o tabir hani seçilsin diye. Mürekkep Kokan Eller ismi ve bu ismin yanında hikaye olarak da biz mürekkep kokan fikirlerden ibaretiz sloganıyla seçilen Mehmet Zahit Temur isimli yönetim kurulu arkadaşımızın önerisiyle biz bu ismi seçtik. Onun bulduğu isimdi bize. Mürekkep Kokan Eller. Bu ismi bulurken de hikayemiz şuydu. Biz o zaman bonsai ve uyuşturucu ile ilgili proje tertipliyorduk. Ve amacımız da şuydu. Çamura bulaşmış elleri kurtarmak. Hani pisliğe bulaşmış o tabirle bonsai uyuşturucu pislik bir illet. Bu illete bulaşmış arkadaşlarımızı kurtarmaktı. Evet. Amacımız şu. Eller çamur kokmasın. İnsanlar çamura bulaşmasın. Mürekkep koksun. Fikirleri yaşasın. Hikayemiz buydu. O arkadaşımızın önerisiydi. İsim bu olsun. Hani bu madem böyle bir projemiz var. Bu vizyonla, bu fikirle hareket edelim diye. Kendisine de buradan selam göndermiş olayım. Mehmet Zahit Temur arkadaşıma. O da bizim kurucu teşkilat başkanımız. Güzel bir arkadaşımız. Onun önerisiyle kabul etmiş olduk. Genele bakınca hep toplum sorunlarıyla bir mücadele söz konusu. Aslında sosyal yardım da yapan bir kurumuz biz. Mürekkep Kokan Eller diyorsunuz ama genellikle onun dışındaki bütün sorunları da proje, fikir, evet üretiyoruz ama bunun yanında aslında yardım yapan da bir kuruluşuz. Bu özelliğimizi de son 1,5 seneden beri almış olduk.
Mesela bir proje hayata geçirdik eğitimle amaçlı, köy okullarıyla. Projemizin ismi işte eğitime destek veriyoruz projesiydi. Bu projeyle birlikte okullara kitap gönderiyoruz. Okullara kitap ve kütüphaneler kurduk. Evet, çok iyi bir takipçisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Okullara kitaplar gönderdik ama sıradan okullara göndermedik. Hep Anadolu'nun en uzak noktasında, en ucuasında. O minicik elleriyle bizim kitaplarımızı gönderdiğimizde bize el sağlayan, bize hasretle bakan, muhabbetle bakan o gönül dostu, o gönül kardeşlerimizi unutmadık. Bu bağlamda 30'un üzerinde okula yardım yaptık. Anadolu'nun en çetin kış zamanında yine ayakkabı, mont yardımlarında bulunduk. Sevgili kardeşlerimize. Onun zevki de geçen ay biz de yaşadık. Evet, Musul'un bir köyüne yolladık. Çok güzel. Ya aslında bunlar söylenecek, anlatılacak şeyler değil. Ama bunlar karşıyım. Farkındalık oluşturmak için yani. Ve teşvik ve destek amaçlı olsun diye anlattığımız İyilik şeyler. İyilik çoğalır. Evet. Anlattıkça çoğalır. Evet, evet. Yani üzüntü de eksilir bana tabii göre. Ki, yani tabii. Herkes anlatmalı. İbret olsun diye. Çoğalması için. Hani herkes birbirine bakınca. Bizim aslında baktığımızda 2000 yıllık, 3000 yıllık tarihi olan bir milletiz. Ve bu 2000 yıllık, 3000 yıllık tarihimizi incelediğimizde ecdat hep vakfiye mantığıyla hareket etmiş. Evet. Hep vakıflar kurmuş. Hep bu sosyal yardımı, ondan sonra insanlar arasındaki paylaşmayı ve yardım hareketini desteklemiş. Ki bugün İstanbul'da halihazırda 7 tane Fatih Sultan Mehmet'in kurmuş olduğu bu vakfiye mantığıyla hareket eden aşevi var. Yani. Darül Acize'dir. Tabii ki. Abdülsultan II. Abdülhamit'in kurmuş olduğu. Ve dünyada o zamanki konjonktürde hiçbir zaman, hiçbir yerde olunmamış bir hareket Darül Acize. Yani yaşlı ve huzur evi bakımından işte bu kimsesiz insanlara yardım amaçlı oluşturulmuş ilk hareketlerden bir yer Darül Acize. Şey yok. Karşılığı, O tarihte Sultan II. Abdülhamit'in işte 1800 yılların sonunda kurduğu tarihte eşi benzeri örneği yok. İlk kurulduğunu zannediyorum akıl hastalarına da yardım ediyor. Kucak açan, yer açan bir yer. Aynı bir şey vardı yani. O zaman Şişli Etbel'le birlikte kuruluyorlar zaten. Şişli Etbel de Sultan'ın Ayşe Hatun'un vefatının üzerine üzüntü duyarak kurmuş olduğu bir hastane. Yani klinik anlamda da daha genişti aslında eskiden. Şimdi bu şeye geldi ama bu da büyük bir başarı. Yani dileriz ki çoğalsın. İnşallah yani ecdat bunu yapmış. Bizim ise görevimiz geçmişle geleceğin arasında köprü olmak. Bunları geleceğe taşıyabilmek. Ki biz kendi kültürel mirasından koca bir medeniyet inşa etmiş bir milletiz. Şimdiye kadar kuruluşunuzdan bu yana en çok başarı sağladığınızı düşündüğünüz proje hangisiydi? İKRA. İKRA, İKRA gönüllerin projesi. Neden diyeceksiniz? İKRA çok sevildi. İKRA da çok güzel bir sinerji yakaladık biz. Şöyle bir şey oldu. Şimdi İKRA'ya gelenler öyle güzel bir ortam oluştu ki bir ahbaplık, bir hukukluk, bir entelektüel muhabbetin geçtiği bir ortam oluştu. Yani insanların çoğu da aslında oraya entelektüel muhabbete gelmeye başladılar. Bir kültür sohbetine, bir grubunuzun genç olmasında bunu bir etkisi vardır değil mi? Vardır. Bir de şöyle bir şey oldu. Grubun dışında oraya gelen insanların da bakış açıları bizi çok etkiledi. Ve onun dışında getirdiğimiz yazarların, takipçilerinin de bu işe katılmasıyla çok farklı bir sinerji çıktı ortaya. Hem gençler hem orta yaşlar, öyle söyleyeyim. İhtiyarlarımız da var bizim. İhtiyarlar da sohbetlerimize katılmaya başladı. Yani tabii genç ihtiyarlar diyelim onlara da buradan. Çoğunluk genç ama azımsanamayacak kadar da orta ve ihtiyarlarımız da var yani. Genç biri olarak okuma oranını hani benim genel konuklarımdan okuma oranının da Türkiye'nin iyi bir yerde olduğu söyleniyor. Ben bununla ilgili ne diyeyim? Beraber evet bunu sorsam. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi 2014 yılında Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı günde bir dakika biz TÜİK'in yalancısıyız, öyle söyleyeyim. TÜİK'ten aldığımız bilgiyi söylüyoruz. Ama görüneni söyleyeyim. Ya evet, Türkiye'de kitap okuma alışkanlığı günde bir. Bunun çoğunluğu da hatta şöyle bir bilgi vereyim. Bizde erkeklerden çok hanımefendiler kitap okuyor. Yani millet kavramını aldığımızda. Hanımefendilerimiz daha çok okuyor. Ben
okullara, konferanslara gidiyorum. Hatta söyleyeyim. Orada bir analiz yapıyorum. Orada baktığımda da yani gelecek de bu şekilde şekilleniyor aslında. Hanımefendiler daha çok okuyorlar. Ama bizde şöyle bir şey var. Ya okumak... Bir bakış açısı gelişiyor mu evet, size? Nasıl geleceğe yani? Dair. Ya şöyle söyleyeyim. Evet yani hanımefendiler bizden daha çok okuyorlar. Bu bir kaçınılmaz. Hani gelecekle alakalı şey veriyor size. Liselere gidiyoruz, ortaokullara gidiyoruz. Liselere gidiyoruz, ortaokullara gidiyoruz. Hoş sohbetler etmeye çalışıyoruz. Orada bir abi, bir kardeş olarak soruyoruz. Ya diyoruz işte neyi okuyorsunuz, kimleri okuyorsunuz? İşte şunu okudunuz mu, bunu okudunuz mu? Aldığımız cevaplardan bir netice çıkartıyoruz. Çıkarttığım netice de şudur. Bugün evet hanımefendiler erkeklerden daha fazla ve çok ezici şekilde okuma oranı yüksek. Gelecekte de okuma dedim kitap okuma. Eğitimden bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir nedeni var mıdır? Bir nedeni daha duygusal olduklarını düşünüyorum. Vakit. Ve vakit yani. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Erkekler okuyorlar. Hani şu %1'i anlatıyorduk. %1 bu elimizde gördüğümüz matbu, kitap. Erkek ise neyi okuyor? Gazete okuyor. Biz aslında çok okuyan bir milletiz. Ama bunu çok orana yansıtamıyoruz. Nedir? Ya bir yemek yiyeceğimiz zaman önümüzde bir gazete açıldığında o gazeteyi okumadan bırakmıyoruz. Ya da bir yerde örnek vereyim broşür, bir kağıt elimize geçtiğinde bunu dahi okuyan bir milletiz. Evet. Okumadan atmayan bir milletiz. Evet. Ama asıl okuma oranı şunla baz alınması gerekiyor. Yani dedim ya şu telefona günde 8 saat zaman ayırıyoruz. Artık insanlar telefondan okuyorlar. Haberleri bile, gazeteyi bile telefondan okuyorlar. Evet. Eğer bir oran çıkması gerekiyorsa bu oranın bunun da içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bu oranın da işin içine girdiğinde Türkiye'de kitap okuma oranı yani baz aldığımızda daha doğrusu okuma oranı %30'ların üstünde olduğunu düşünüyorum ben. Okuma deyince sadece kitap okumaktan yola çıkıyoruz değil mi? O da yanlış bir sonuç elde etmemize neden oluyor. Tabii ki. Ya ne diyor yer adam bizi ilk ayetinde de? İkra diyor. Diyor ki aslında burada kendini oku. Dünyayı oku. Dünyayı oku. Beni oku. Hakkaniyeti oku. Yer adamı oku. Buradaki emir bu aslında. Biz insanlar olarak ben bugün Nesin Hanım'ı okuyorum. Ama bugün okuma eylemi yapıyorum. Muhabbet de okumadır. Okumadaki kasıt amaç nedir? Yeni bir kelime, yeni bir bilgi. Sol lobu geliştirmektir. Sol lob en iyi muhabbetle gelişir. Biz burada şu an siz beni okuyorsunuz, ben sizi okuyorum aslında. Seyircilerimiz de bizi okuyor. Aynen, onlar da bizi okuyorlar. Budur, ben yüksek olduğunu düşünüyorum ama bu yüksekliği yanlış sonuçlarla bulunmadığını düşünüyorum. Yine de istatistikleri yanlış düşünmüyormuşuz yani. İyi bir okuma oranı var. Yani okuma oranımız yüksek. Çünkü özellikle sosyal medyanın tamam zararlarından bahsediyoruz. Belki bir artısıdır. Okuma oranımızı arttırdı bizim. İnsanlar etkileşimleriyle ve paylaşımlarıyla. Merak duygusuyla. Merak duygusuyla. Sürekli birbirlerini okuyorlar aslında. Ya işte Nesrin Hanım ne yazmış? Bakıyorlar, okuyorlar. Çok uzun yazınca okumuyorlar ama kısa bir yazınca okuyorlar. Evet. Aslında bu olumsuz kendi adında yani. Başka bir isimle evet. Anılıyor ama. Neyse. Peki gelecekle ilgili belki bilmiyorum doğru bir soru olur mu? Projeleriniz var mı hala hazırda? Yani tabii ki. Nelerdir? Soralım. Zaten iki tanesini paylaşmış olduk benim buradan. Hı hı. 66 ve 99 projelerimiz olacak. Yani 66 yazarla 66 yazarın hikayesini anlatan bu 33 elin devamı. Yine matematiğe döndük. İkinci, evet. Şimdi biz ne yaptık ilk projede geçen sene? 12 tane profesyonel, 21 tane amatör yazarı bir araya getirip 33 tane yazarın edebiyata hizmet etmiş 33 tane yazarın biyografisini anlattık. Mürekkep Kokan 33-50. Şimdi ise 66 yazar. Bu sefer rakamı daha büyütmek istiyoruz. Diyoruz ki %50 olsun. 33 tane profesyonel, 33 tane amatör, 66 tane Türk edebiyatına hizmet eden, Türkiye Cumhuriyeti edebiyatına hizmet eden ya da ecdata hizmet eden, geçmişten bu yana gelen edebiyatçıların biyografilerini, edebiyat mücadelelerini. Bu da çok önemli aslında. Ben bazen okuduğum geleceğe tanıtmak amaçlı hedeflediğimiz bir proje bu. Yazarlarını mesela tanımıyoruz bazen değil tabii mi? Tabii ki. Ya bugün mesela şunda ben çok takılırım hani mesela benim şair arkadaşlarım var. Bir ortama denk geliyoruz. Biz öykü yazmaya çalışıyoruz.
bir roman yazmaya çalışıyorum şu anda. Şairlere denk geldiğimde mesela onlara takılıyorum. Merdiven Fuzuli demiş ki, aldanma şairin sözüne yalandır. Mesela Fuzuli çok büyük bir isim. Yani bizim edebiyatımıza hizmet etmiş. Bize renk katmış. Ama söylemiş. Yani söylemiş. Ve kendisi de çok büyük bir edebiyatçı. Yani hizmet etmiş bir insan. Çok güzel sözleri var. Yani öyle. Onlara takılıyoruz yani. Evet. Bu durumda ben kendi adıma da olsa, toplum adına da olsun. Çok teşekkür ediyorum sizin genç grubunuza, Mürekkep Kokan Eller Derneği'ne çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ya şunu tamamlamış olayım, çok özür dilerim. Ya projelerimiz var, iki tanesinden bahsettik. Yeni bir projemiz var. Ben bu projeye de çok güveniyorum. Büyük ihtimalle nasıl kısmet olursa bize Guinness'te bir yer açacak diye düşünüyorum. Böyle bir düşüncemiz var, biraz böyle bahsetmiş olalım. Ne? Toplu halde çok böyle bir yüksek katılımlı bir rekor denemesi yapacağız. Oo. Evet. Böyle bir düşüncemiz var. Bir yıldan beri bunun üzerinde konuşuyoruz. İçinde olmak isterim. Tabii ki. Bunun sana. Yani böyle, yine böyle bir kitapla ilgili öyle biraz kopya. Yine bir köprü mü kapatacağız? Köprü kapatmayacağız bu sefer. Bu sefer okuma rekorunu kıracağız. Toplar. O anlamda işte kitapları evet. Alıp elimizde. Tabii ki. Çok özür dilerim. O kitapları anlamda. Alıp, oturup aynen, yere kitap okuyacağız. Ya rekor 19 günde şu an. Biz daha farklı, daha böyle... Çok zor bir rekor değilmiş çok aslında. Çok zor bir rekor değil ama 19. İşte 5 dakika. 5 dakika boyunca herkesin aynı anda onu okuması çok zor. Guinness de bu konuda çok tutucu. Herkesi kontrol ediyor. Aslında 20 bin kişiyi bir araya getirdikten sonra o bir 5 dakikayı sağlamak biz çok zor değildir ya. Biz bir futbol kulübünün maçından önce büyük bir futbol kulübünün maçından önce evet. Statta bunu yapmayı deneyeceğiz. Nasıl kısmet olursa. İnşallah. İnşallah. Güzel bir şey olur. Güzel. Böyle güzel bir etki bir olacak. Şekilde, bu hafta artık kitap okuma ki zaten olduğumuz hafta kütüphaneler haftası. Dün de biz kütüphaneler haftası kapsamında Silivri'deydik. Devrenköy'deydik. Çok güzel bir kitap okuma festivali gerçekleştirdiler. Biz de oraya katıldık. Bizim kitabımızı okuduk orada. Güzel böyle kütüphane haftası kapsamında kitap okuma eylemlerine yönelik, bilinçlendirmeye yönelik çok büyük kampanyalar var. Çok güzel destekler ve etkinlikler var. Çocukların gözleri ışıl ışıl değil mi? Çok ışıl ışıldı. Hatta şöyle bir tuhaf bir şey yaşadım ben. Şimdi ben bir hafta önce de yine orada bir lisede etkinliğim vardı, söyleşim vardı. Kitabı okuyoruz. Dedim ki bir tane gönüllü var mı? Daha doğrusu gönüllü var mı? Hani okutturma yapacağım diye. Bir tane gönüllü çıktı. Ya dedim hani koskoca salon 300 kişiyiz burada. Bir tane bir gönüllü çıkıyor. Lise öğrenciler hepsi. Dünkü etkinlikte de ilkokul, ortaokul, lise var. Ama çok kalabalık. Yine sahnede gönüllü istedim dedim. Gönüllü var mı? Ne ilkokul ne ortaokuldan ne liseden. Bütün ilkokul gönüllü oldu. Sahneye bir geldiler şöyle bıcım hepsi. Sahne doldu taştı. Ya dedim ben hani geçen hafta dedim 3-4 tane gönüllü çıkar diye düşündüm. Bu kadar dedim gönüllü geleceğini hiç tahmin edemem. Gelecek nesil çok özgüvenli. Çok kendilerine güveniyorlar. Ve kararlılar. Yani ben onu deyince hepsinin oraya çıkması beni çok şaşırttı. Bütün ilkokul sahneye çıktı. Yani onu demek istedim, onu anlatmak istedim size. Biraz da evet şimdiki çocuklar biraz daha özgür. Daha özgür bizim ve daha bizim yaşadığımız evet. Şekilde değil. Onun verdiği bir sonuç. Şeye gelelim mi kitaba? Kitaba gelelim. Çiçeği burnunda evet. Yazarımız. Gönülhane. Gönülhane. Çok güzel bir isim var. İsmin hikayesini anlatayım. Ben Gümüşhaneliyim. Evet. Gümüşhane. O hane aklımda hep vardı yani. Bir hane mensubuyum evet. Gönülhane ismi de bir arkadaşımla birlikte Yalova'daydım. Yalova'da geziyorken hep isim arıyorum. İşte bana isim önerileri geliyor. Yaklaşık 1000 tane isim üzerinde artık hani kitabı yazdık isim yok. Şu isim evet hani gönlünden kalben kabul ettiğim ismi bulamıyorum. Yani ya şu, çok kolay değil değil mi? Çok kolay değil, çok zor. Ya düşünün ki bir çocuğunuz oldu, çocuğunuza isim arıyorsunuz. Bir de öyle bir isim olmalı ki evet. Albenisi olmalı. İsmini müsemma olmalı, evet. Güzel şeyler hatırlatmalı ve yani, kalıcı olmalı. Kalıcı olmalı. Yalova'daydım. Yalova'nın sahilinde oturuyorken işte bir Gümüşhane muhabbetinden Gönülhane'yi ve kitaba yakışan bir isim olarak ben gönlümün içindeki yaşadığım
ve düşüncelerimi paylaşıyorum. Gönlümü açıyorum. Bu benim gönlüm. Ve okuduklarında aslında gönlümde okuyucularımı ağırlamış oluyorum. Aynı zamanda da. Öyle mi? Evet. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Yüreğimi açtım diyorsun. Yüreğimi açtım. Yüreğimdeki muhabbetle, sohbetle burada gönül hane sohbetini yapıyorum. Burada kahramanlar gerçek hayattaki... Arkadaşlarımdan isimlerini koydum onların. Sebep? Sebep şu, arkadaşlarımı çok seviyorum. Mürekkep kukanelerde de... Korkudaki kişiliklerle benzerlikleri var mı? Benzerliklerle alakası yok. Yok. Mesela Enes diye bir arkadaşım var. Kendisi polis. Belli bir dönem bizle birlikte görev aldı. Polis olduktan sonra da mecburen artık gönüllü pozisyona geçmek zorunda kaldı. Ben Enes'i burada bir derviş olarak anlattım. Aşka susamış ve şeyhinden, hocasından almış olduğu ilimle kendine bir derviş arayan ve aşkın yolculuğuna çıkan bir derviş olarak anlattım. Rolleri dağıtırken kişilere sordunuz değil mi? Sormadım. Direkt yazdım, gönderdim. Dedim ki senin ismini verdim, seni buradan bu şekilde anlattım. Hatta bir tane arkadaşım dedi ki ya dedi başkan dedi beni buraya dedi yazmışsın dedi. Sen aslında dedi benim istediğim hayatı bana yazmışsın dedi. Hmm. Yani ben orada gönlümden, zihnimden ne geçiyorsa yani ya işte bu şekilde olabilir mahtasıyla. Aslında çok güzel bir teveccüh biliyor musunuz? Evet. O arkadaşların isimleri sonsuza kadar kalacak. Benle birlikte yaşayacak. Şöyle bir şey var. Tamam Yusuf Samet Çakır, Mürekkep Kukaneliler Başkanı. Ve arkadaşlarım. Ve arkadaşları. Ben arkadaşlarımla başarıyı sağlıyorum. Arkadaşlarım olmasa hiçbir başarı sağlayamam yani öyle söyleyeyim. Onlar benim dostlarım. Ve eğer vefa bir kavramsa, bir semt ismi değilse, onlar benim vefadaşlarım. Evet. Öyle söyleyeyim yani. Bu da ahde vefa mı? Bu da benim ahde vefam. Bu eserde de arkadaşlarımla birlikte birlik olmak istedim. Onlarla kopmak istemedim açık söyleyeyim yani. Belli bir konusu yok değil mi? Konusu yok. Öykü var içinde 10 tane. 25'e yakın, 25'in üstünde şiir var. Yine keza 20'ye yakın mektup var. Sözler var. Kitabın konusu şu. Kitap hüznü anlatıyor. Şimdi benim editörüm, buradan da kendisine selam göndereyim Belkıs Tuncay'a. Beni çok destekledi, teşvikledi. İşte kitap çıkartmam noktasında. Ya işte artık zamanı geldi, çıkart. Niye çıkartmıyorsun? Yazıyorum. O da edite yapıyordu. Şiirlerimi sitelerde yayınlıyorken. Şimdi ben başladığımda ilk söz olarak şunu söylüyordum ona. Ya işte benim hüzünlerim var. Hüzünlerim var benim. O dedi ki ya dedi nasıl bir hüzünmüş bu dedi ya. Bir hükmede gittim bu hüzünler dedi. Ben de şöyle bir şey yaptım. Kitabı hüzünlü bir kitap yaptım. Bu benim ilk kitabım. İlk kitapta hüzünü anlatmak istedim. İşte acıyı anlatmak istedim. Ayrılığı anlatmak istedim. Her yazar kendine bir şey seçer. Yani bir sembol seçer. Ya aşktır. Yes. Kara sevdadır ya hüzün. Ama sevinç olanını pek görmedim. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. 2 sene önce bir paylaşım yaptım. Dedim ki neden sadece hüznü yazabiliyorum diye. Bahadır Yenişehirlioğlu hocamız da yorum yapmıştı. Demek ki yazar olmaya başladın demiştim ona. Neden hep hüzün işlenir? Daha mı kolaydır? Mutluluk çünkü yaşanır. Mutluluğu yaşarsın. Ve çok yazmaya vaktin çabuk olmaz. Çabuk geçer değil mi? Evet. Yaşarsın, yazmaya vaktin olmaz. Hatta şöyle bir şey var. Mutluluğu yaşıyorken yazmak istemiyorsun bile. Yani tamam yazan arkadaşlarımız var. Çok da güzel yazıyorlar. Tarifini çok güzel yapıyorlar. Çok güzel anlatıyorlar. Ama ağırlıklı olan genel kesim mutluluğa yaşamak noktasında vakit ayırıyor. Yazmak noktasında değil. Mutluluk bittikten sonra o işte anılar, hüzünler kalıyor ya. Bu sefer sen hüznün yolcusu oluyorsun. İlk ne zaman yazmaya başladınız? 2010 yılında yazı yazmaya başladım. Üniversiteyi bitirdikten sonra. Daha farklı alanda da yazılarım var benim. Klasik olmayan bir cevap aldım. Hep derler ya çocuk yaşta başladın çok güzel. Çocuk yazda başlamadım. Şöyle bir şeyim vardı. Ben lisede de, üniversitede de, ortaokulda da kendimi çok güzel sözlü bir şekilde ifade edebilen bir insandım. Evet. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlarım gelirlerdi. İşte verdikleri arkadaşlarla ilgili isimlerini söylerlerdi. Ben o isimlerle şiir yazardım. Ama hiçbir şekilde bunları kağıda dökmedim. 2010 yılına kadar.
hiçbir şekilde kağıda dökmediğim için sözlü bir şekilde kendimi ifade ettim. 2010 yılında artık bunların kağıda dökmeye gerek duyduğunu anladım ve kağıda dökmeye başladım. Burada bir telefon almışız. Evet. Abiniz telefonla başarılar dilemiş, tebrik abiniz etmiş. İsmini belirtmemişler ama. Abim yok benim. Bir abim varmış. Bir abim var. Hatta bir abim değil, çok abim var. Herhalde ismini söylemek istemedi. Evet, daha evet sonra muhakkak söyleyecektir. Başarılar dilemiş. Tebriklerini iletmemiz Allah lazım. Razı olsun. Bizi destekleyen, bize destek çıkan çok abimiz var. Buradan da bütün abilerimize selam göndermiş olmuş olalım. Alakalarından dolayı ben kendi adıma da program adına da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sürpriz oldu. Nerede kalmıştık? Yazarlık. Yazarlık. Ben 2010 yılına kadar arkadaşlarımı sözlerimle hep ifade etmeye çalıştım, arkadaşlarımı, kendilerimi. Onlar da bunların farkındaydı, beni cesaretlendirmek istiyorlardı. Kitapta bir hikaye var. Hikayede diyor ki, hikaye şu şekilde. Benim gibi olan bir karakter var. Böyle hep kendini sözlü ifade ediyor. Hep sözlü ifade ediyor. Kız arkadaşı da onu cesaretlendirmek istiyor. Arkadaşları cesaretlendirmek istiyor. Ya artık bir kitap yazma zamanı gelmedi mi? İşte artık bir kitap yazalım diye. Çocuk şu sözü söylüyor. Diyor ki ben çok mutluyum. Tamam mı? Ben hüznü yazabiliyorum. Ben hüznü anlatabiliyorum. Başkalarının hüzünlerini dinlendirebiliyorum. Onun için de ki çok güzel bir birlikteliğim var. İşte kitap yazamıyorum. Hüznü yazabiliyorum ancak. Mutluluğu anlatamıyorum. Çok mutluyum diyor. Kız arkadaşı da çocuğu kitap yazsın diye terk ediyor. Ve diyor ki ona ciddi bir şey olmuş oluyor terk ediş. Diyor ki işte artık diyor kalemin kuruyana kadar tamam mı? Beni yazmaktan vazgeçme diyor. Seni diyor artık terk ediyorum. Bu arada mesaj geldi. Kimin olduğunu öğrenmiş olduk. Söyleyeyim ki ona abim yok, kardeşim var. Kardeşim aramış, Furkan Çakır. Ona da çok selam göndermiş olalım. Bizi burada yalnız bırakmadı. Biz de buradan sevgilerimizi evet, yollayalım Furkan'a. Çok seviyorum. Çok güzel bir kardeşim var. Yani 10 yaş var aramızda ama abim gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Baktığınızda evet abim gibi duruyor bana. Abim gibi. Görenler abim zannediyorlar. Çok sevdiğim, çok güzel. Bu arada kameraya doğru Furkan'a bir teşekkür ederim. Furkan'cığıma çok selam gönderiyorum. Buradan anneme de babama da çok selam göndermiş olayım. Tabii ki buradan biz de. Beni yetiştiren kız kardeşime, ablama, onlara da selam göndermiş olmuş olayım o vasıtayla. Ben de nazane kendi adıma. Evet. Sizlerin de validenize, babanıza, büyük mukabil ailenize ben de selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Ne güzel oldu böyle. Evet, selamlaşıyoruz. Bir şiir alalım mı? Bir şiir alalım. Hazır. Diyorsunuz. Hani duygu, hüzün. Bu arada Coşkun Sabah'ın bir sözü aklıma geldi. Yıllar önce söylemişti. Ben diyordum en güzel şarkılarımı ayrılıklarımdan sonra yazdım. Evet. Yani ya neşeliyken yazamıyorum. Ayrılıklar, ya neşeliyken ben de yazamıyorum. İşte demin size onu söyledim ya. Paylaşım yaptım dedim ki ya neden ben hep hüznü yazabiliyorum diye. 2 sene önce. Bahadır Hoca da yazmış ki demek ki yazamamaya başladı. Ama kesinlikle bir etkisi vardır ya. Evet. Ben de bazen mesajlarımı, duygu dolu mesajlar yazmak istediğimizde hep acı bir şarkı açarım, dinlerim ondan sonra. Ya zaten o vardır etkilendiklerimiz oluyor onunla. Yani tabii ki. Ben size aşk susarsa diye bir şiirim okumak istiyorum. Bir şey hikayesi yoktu. Bugün her şeyin hikayesini sorduk da. Kitapta şöyle bir şey var. Şiirlerin hepsi öykülerin içindeki karakterlerin yazdığı şiirler. Evet. Yani bütün karakterler yazar. Bunu anlamış olayım biz. Anladım. Öykülerin, ya değişik bir konsept yaptım ben burada aslında. Yani daha önce yapılmamış bir şey bu. Şiir var, öyküyle şiiri birleştirdik ama öykünün içindeki karakterin işte aşk acısından ya da o anki hüznünden doğan şiirler bunlar. Oo. Yani öyküyle orantılı şiirler kopuk bunlar. Değil. Kopuk yani değil. Kitap başlı başına zaten. Ve öyküler birbirlerini destekleyen öyküler. Çocuklar, aşk susarsa diye, bu arada şunu da söylemiş olayım, sesime güvenmiyorum ama iyi bir okuyucu olduğumu düşünüyorum. Hesaplarımdan canlı yayınlar yapıyorum, kitap okumaya çalışıyorum ama dediğim gibi çok iyi bir şiir okuyucusu değilim, onu söylemiş olayım. Ve ben 28 harfim, bilmiyorum fark ettiniz mi,
Ben de bir harf çıkmıyor. Eksik harfim ben. Ve harfini bir türlü çıkartamadım. Öyle bir şey söz konusu bile değil. Olsun. Teşekkür ederim. Dinliyoruz. Aşka tutsak yüreğim. Dolaşır ruhumda rüzgar gibi. Şimdilerde devinliğini çözemediğim bir girdap var içimde. Sonu belli olmayan hüznümde boğulur ayak izlerim. Ve yine hep eksik gülüşlerim. Ey aşk, bana kalbimi geri ver. Taşıyamıyorum bu yükü. Bu yük bilmediğim, tanımadığım bir şarkı. Bu içimde çalan, görmediğim bir dünya. Zor her adım. Hasret, bir pencerede umudu beklemek gibi. Susmak, seni ezberlemek. Ve bakmak inadına gökyüzüne. Gözlerini ezberlemek gibi. Annenin seni beklediği gibi bekle beni. Ve güneşin karanlığı aydınlatacağı kadar inan. İşte sensiz bir gölgedir zaman. Bırakma ellerimi, bırakma, dağılsın bu karanlık. Ümit et, menzilimiz aşka vuslat. Ümit et, doğacaktır aydınlık. Susma, dinsin bu şarkı ve unutma. Ayrılık kavuşmak için var. Sesini uçur uzaklardan ki sarsın beni hayallerimiz, hülyalarımız. Ey aşk, cefa da sende, sefa da. Gözlerinin esiri oldum, yar da sende. Hiç mi bilmez insan? Aşk susarsa yürek haykırır, gökten yıldızlar iner ve uslat varsa kavuşmak hasretten geçer. Bir tane daha yok mu? Ben şiir dinlemeyi çok seviyorum. Ya işte ama şiiri de öyle sesi güzel olan statlardan dinlemek gerekiyor. Ama yazarından dinlemek de ayrı bir tat. Sana hasret diye bir şiirim okuyayım. Olur. Uzaklar yakın olur mu? Farklı kıtalarda insanlar bir olur mu? Beyaz giymiş İstanbul, bekler düğünü sanki. Kar yağıyor mu oralarda? Buralarda hüzün yağ, hüzün yağar, sararmış umutlara. Ümit bir bahadır, yol ve yolcu, kader ve keder gibi. Gönlü hasretli olan bilir mi? Kıtalar farklı olsa bile hayaller birdir. Söz eder de kem etmez dilim. Sesimin içinde bul seni. Hayal kuracağımız bir gün olması dileğiyle. Dileklerde buluşmak üzere. Yarınla ve hasret. Hep hasret. Hep hüzün. Hep özlem. Dilerim, hep bir acı. İnşallah hasret olmaz. Bir mektup okumak istiyorum. Tamam. Müsaade varsa. O zaman kalan süremizi mektupla değerlendirelim. Öyle mi yapalım? Ya da o zaman yani mektupla değerlendirmeyelim. Daha farklı. Sizin öngörünüzle istediğiniz gibi yapalım. Yo, güzel olur. Bence güzel olur. Merak ettim şimdi. Ya bu arada mektupla geçtik ya. Öyle dedik ki. Evet. Bu mektup... Konusu? Aşka Feragat isimli bir hikaye, bir öykümüz. Ayşan'a yazılan bir mektup. Hikayenin içinde... Bu arada kitabınız da... Evet, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Hikayenin içinde geçen bir mektup. Onu okuyacağım. Hikayede de vatan aşkı için aşkından feragat eden bir kahramanın mektubu. Yine bir vazgeçiş, yine bir vazgeçiş. Tarih olarak Mısır'da geçen bir hikaye. Gerçek. Gerçek değil, kurgu. Kerkük civarında, özür dilerim, Mısır'da değil, o diğer hikayeydi. Öyle bir hikayem daha var Kerkük'te. Şehir dışında, yani Osmanlı döneminden de 3 tane hikayem var kitapta. Yazmaya çalıştım. Sevgili Ayşen, ömür bir gözünden diğer gözüne geçene kadar. Dün seni gelip atandan istediğimizde yüreğim yerinden çıkacak oldu. Sığmadı deniz sevdam yüreğime. Bu dünyada senden daha güzel hiçbir şey görmedim ben. Gözümü her açtığımda karşımda hep sen vardın. Ben de hep seni görmek istedim. Ay parçam, sevdam. Seni anlatmaya mürekkep yetmez. Lakin ben gidiyorum. Sonu belli olmayan bir yola gidiyorum. Hiç olmaya gidiyorum. Devletimiz zor bir hal içinde. Devletimize, vatanımıza, toprağımıza sahip çıkmaya gidiyorum. Bil ki gözümde biriktirdiğim gözyaşlarımla sevdim seni. Ne olursun ağlama, dökme güzel gözlerinden yaş. Biliyorum, bir gün muhakkak buluşacağız.
hiç olmaya giden, seni çok seven Ali. Ali komşusu Ayşen'i çok seviyor. Bir büyük yangını var ki dilleme destan. Ve o zaman da işte Kavkük'te milli mücadeleden önce işte Osmanlı'dan Kavkük'ün kopma dönemi. Toplu halde artık son bir müdafaa denenmeye çalışıyor. Ve Osmanlı orada ordu kurmak için tellalcılara yaygın yaptı ve diyor ki orduda görev almak isteyen gönüllü var mı? Ali de kızı daha bir hafta önce istemiş. Onurunu almış. Şimdi bir yanda vatan bekası, bir yanda gönül sevdası. Sevdayı gönlüne gömüyor, şehit olmuyor, yola çıkıyor. Ve durumu da bu şekilde anlatmak üzere bir mektup yazıyor. Ve şehit oluyor hikayede. Böyle ben bir hikaye. Ya. Evet. Evet, genelde evet hüzün var ama bir kahramanlık. Kahramanlık. Bir 80 darbesiyle ilgili bir hikayem var. 15 Temmuz'la ilgili bir hikayem var. Yusuf Samet Çakır'ın içinde bir kahraman mıyız? Kahraman. Olmak istediğimiz bir figür müydü? İdol müydü? Yani büyürken... Büyürken bir... şöyle bir kısa bir anımdan bahsetmek istiyorum. Çok özür dilerim. Bir şey mi yakaladım? Bana bir anımı hatırlattınız. Ortaokulda 6. sınıftan 8. sınıfa kadar okul sorumlumuz olan Kaan Köpür, buradan da kendisine selam göndereyim, hocam vardı. Çok güzel bizi destekleyen, seven ve şefkatle karşılayan bir öğretmenimizdi. Birçok öğretmen için de sınıf sorumlumuzdu bizim. Başkanı bu hocamız seçiyordu. Biz de iyi şeyler yapmak istiyorduk. Ben kendisine hep telkinde bulundum. Ya hocam işte beni sınıf istiyor. Sınıf da istiyordu. Oyunum da vardı yani. Diyordum ki beni neden başkan yapmıyorsun? Neden beni seçimlere sokmuyorsun? Ben işte projeler yapmak istiyorum. Sınıfla ilgili şunları yapmak istiyorum. Böyle düşüncelerim var. Hep beni araç ve gereç konu başkanı yapardı. Mezun olduk. Bir sohbette oturuyoruz. Beni davet etti. Gittim. Dedi ki seni dedi 3 sene önce başkan yapmadım. Çünkü dedi sen hep istediğini zaten yapıyordun. İstediğini yapabiliyordun. Yani bir yerde olmana gerek yok. Düşünceni gerçekleştirebiliyorsun. Olduğun yeri istediğin yerin haline getirebiliyorsun. Ünvana gerek yok demiş. Evet, ünvana gerek yok. Yani kahramanlık ünvanı gerçekten hak eden çok insanımız var. 15 Temmuz şehitlerimiz. Bunlar çok hak eden insanlar. Bizler onların yanında sadece onların açtığı yolda yürümeye çalışan insanlarız. Onlara evet. Gibi olmak. Ben bu iltifatınız için yine de çok teşekkür ederim. Bugün de sizin doğum gününüz. Bu vesileyle de böyle güzel hem ailenize de selam göndermiş olduk. Böyle güzel bizi seven ve Türk milletine bu kadar güzel hizmet eden bir insan bize vahşettikleri için tekrardan selam göndermiş olayım. Bu arada tekrardan doğum gününüzü kutlayayım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir ömür olması ve güzel hizmetlerle güzel yerlerde karşılaşmak dileklerimizle. İnşallah bu güzel dileklere evet. Amin, amin dememek ecmain. Olmaz. Evet. Evet, çok güzel bir sohbetti. Evet. Benim programlarım zaten sağ olsun konuklarım sayesinde çok çok güzel geçiyor. Bilmesi İstanbul klasiği diyelim biz ona. Devamı inşallah, inşallah sizlerle beraber inşallah. Var olan, sizlerle beraber devam eden ve inşallah devam edecek olan Nesli İstanbul diyelim. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Samet Çakır. Program bitti, ben programım bitti. Daha dün 5-10 dakika geçti diyorum. Neyse programım bitmiş, ben hala programım bitti şu an anladım. Çok güzel bir sohbetti, ben çok teşekkür ederim, çok feyiz aldım. Geçen seneki programda da benim damağımda kalan bir programdı. Bu program da yine aynı şekilde benim damağımda kaldı. Yani programlarınızı çok seviyorum, severek takip ediyorum. Ve geldiğimde de çok mutlu oluyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. 5 dakika derken saat 3 yapmışız, programı bitirmişiz. Ne mutlu bize. Ne mutlu bu güzel bize. Evet. Sözlere muvaffak olduğumuz için. Arkadaşlarınıza da çok çok selam. Aleyküm. Muvaffakiyetler diliyorum. Evet. Sizler çoğalın. Eyvallah, teşekkür ederim. En güzel dua olur inşallah. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Buradan da bütün izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Sağ ol.
Ben bu arada programı bitirmeden, bitmedi değil mi programımız? Size kitabı hediye edeceğim, imzalı bir şekilde. Çok teşekkür ederim. Yani çok şöyle takdim etmiş oldum size. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. İyi günlerde okuyun, Allah kitaptan ayırmasın. Amin efendim, amin. Çok teşekkür ederim. Evet, kitabımızı da aldık. Sağ olsun zaten konuklarım, bir resim çekeceğim, yayınlayacağım. Hı-hı. Konuklarım sayesinde güzel bir kütüphanem var. Evet, bu hafta da Nesli İstanbul'un istemeyerek de olsa sonuna geldik. İnşallah haftaya yine çok değerli bir konuğumla huzurlarınızda olacağım. Esen kalın efendim.